Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle edatlar yani ilgeçleri işleyeceğiz. Acaba edat nedir? Edat tek başlarına anlamları olmadığı halde cümledeki sözcükler ve kavramlar arasında çeşitli anlam ilişkileri kuran sözcüklere edat denir. Yani arkadaşlar şunu bileceğiz. Tek başına anlamı yoktur bu sözcükte. Örneğin gibi sözcüğünün tek başına bir anlamı yoktur. Örneğin kadar sözcüğünün tek başına bir anlamı yoktur. Göre sözcüğünün tek başına bir anlamı yoktur. Ama bunlar cümlede kullanıldığında bir anlam kazanır. Bakalım edatların özellikleri nelermiş? Genellikle tek başına bir anlamları yoktur. Zaten demin söylemiştik bunu. Anlam ilgisi kurdukları sözcükler ve söz öbekleri yardımıyla bir anlam kazanır. Cümleden çıkarılınca köklü anlam değişikliklerine yol açar. Yani biz edatları cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamında bir bozulma ortaya çıkar. Bakın bağlaçlarda öyle değildir. Bir sonraki videomuzda bağlaçlardan bahsedeceğiz. Peki edatlar nelerdir? Türkçe'de en çok kullanılan edatlar hangileridir? Hadi bunlara bir bakalım. Bakın aslında gündelik hayatta farkında olmadan bunların çoğunu kullanıyoruz. Örneğin ile edatı, örneğin sadece, ancak. Bakın burada açıklamalarını yaptık. Sadece anlamında kullanılırsa ancak ifadesi. Ya da yalnız ifadesi sadece anlamında kullanılırsa. Bir ifadesi sadece anlamında kullanılırsa. Tek ifadesi sadece anlamında kullanılırsa. O zaman bakın ben buradan bir şey çıkartıyorum. Sadece anlamına gelen sadece bir edattı. Ancak bir edattı. Yalnız bir edattı. Bir edattı. Tek bir edattı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane farklı edatım var ama hepsi aynı anlama geliyor. Demek ki bu sözcükler ancak, yalnız, bir, tek, sadece anlamında kullanılırsa edat olur. Mesela ancak. Bu işi ancak o yapabilir. Bu işi sadece o yapabilir. Bakın burada ne olmuş? Edat olarak kullanılmış. Peki başka ne edatlarımız var? Üzere, için, gibi. Bakın benzetme edatı ne kadar çok kullanıyoruz. Kadar, sanki, sanki de benzetme olarak kullanılıyor. Değil. Bakın mi, mu, mü, değil mi? Bunlar bizim soru edatlarımız. Soru eki olarak öğrendiniz bunu yıllarca. Ama aslında mu, mi bir soru edatıdır. A-E halekiyle kullanılan edatlarımız da var arkadaşlar. Yani tek başına değil de kendisinden bir önce gelen kelimeye A ve E ile bağlanıyor. A, E kadar, A, E doğru, E doğru, E karşı, E karşım, E rağmen diye devam ediyor bakın. Değil, dek, ait, dair gibi. Den beri, den itibaren, den önce. Bakın ne kadar çok edatımız var. Hocam ben bunların hepsini ezberleyecek miyim? Hayır evladım ezberlemeyeceksin. Hocam ne yapacağım, nasıl öğreneceğim ben bunu? Evladım düşün, bir cümleye bak. Tek başına anlamı olmayan sözcüğü bul. Bunu cümleden çıkar. Cümlenin anlamında bir bozulma meydana geliyor mu? Çünkü neden biliyor musun? Bağlaçlar da tek başına bir anlamı yoktur bağlaçlar. Ama bağlaçları cümleden çıkardığında cümlenin anlamında bozulma olmaz. Ama bu arkadaşları cümleden çıkardığında cümlenin anlamında bir bozulma ortaya çıkıyor. Bak önce, başka, sonra, ötürü, dolayı, yana gibi bir sürü edatımızın olduğunu biz öğrenmiş oluyoruz. Bakalım bizim için edatların kelimelerinden ziyade cümle içinde kullanılış şekilleri önemlidir aslında. Çünkü edatlar cümlede kullanıldığında bir anlam ilişkisi oluştururlar. Dersin başından beri söylüyoruz. Edatların tek başına bir anlamı yoktur. Bakın ile diyorum tek başına bir anlam var mı? Yok. Ama Ece servis ile okula gitti. Servis aracılığı ile okula gitti. Çıkarın cümleden. Ece servis okula gitti. Bakın olmuyor. Akşama kadar kütüphanedeydik. Bakın burada bir zaman belirtmiş. Akşama kadar. Akşam kütüphanedeydik. Bakın anlam değişiyor. Akşam kütüphanedeydik farklı. Akşama kadar zamanını kütüphanede geçirmek farklı. Senin gibi bir kardeşim olduğu için mutluyum. Senin bir kardeşim olduğu için. Bakın cümleden çıkarıyorum anlam bozuluyor. Burada ne yapmış biz bunu? Yıllardır benzetme edatı olarak öğrendik değil mi? Bir kardeşim olduğu için. Bakın
Sebep sonuç cümlelerinde the için, the için, amaç sonuç cümlelerinde mak için, mek için. Evet, işte oradaki için bizim edatımız arkadaşlar. Bazı sözcükler edat olabildiği gibi, bakın bazı sözcükler edat olabildiği gibi kullanıldığı cümleye göre değişik görevlerde de bulunabiliyor. Biliyorsunuz bu sene biz sıfatları öğrendik. Bakalım sıfat görevinde kullanılan edatımız var mı? Doğru yoldan şaşmamalıyız. Nasıl yol? Doğru yol. Bakın sıfat olmuş burada. O her zaman doğru konuşurdu. Nasıl konuşurdu? Doğru konuşurdu. Bakın fiilin nasıl yapıldığını ifade ediyor. Burada belirteç dediğimiz zarf oluyor. Bu 7. sınıf konumuz arkadaşlar. Doğru her zaman yanlıştan iyidir. Burada doğru isim olarak kullanmış. Adam eve sabaha doğru gelebilmişti. Bakın burada e doğru var. Sabaha yakın. Sabah zaman, sabahın vaktine yakın anlamında kullanılıyor. Karşı kaldırımda küçük bir kedi vardı. Karşı kaldırım. Bakın hangi kaldırım? Karşı kaldırım. Burada sıfat olmuş. Sabaha karşı küçük bir kedi acı acı miyavlıyordu. Yine bakın zaman belirtmiş. Edat. Yolun karşısında bir kedi vardı. Yolun karşısı burada isim olarak kullanılmış. Edatlar genellikle kendilerinden önceki sözcüklerle sıfat veya zarf öbeği oluşturur arkadaşlar. Öbek ne demek? Öbek en az iki sözcüğün oluşturduğu sözcük grubuna biz öbek diyoruz arkadaşlar. Bana hep yalancı gibi, yabancı gibi davranıyor. Nasıl davranıyor? Yabancı gibi davranıyor. Bakın davranma eyleminin nasıl yapıldığını ifade ediyor. Zarf görevinde kullanılmış. Çocuk buz gibi suyu içti. Bakın burada nasıl su? Buz gibi su. Burada buz gibi ifadesi sıfat öbeği, sıfat grubu oluşturmuş. Arkadaşlar, edatlar isim çekim eki aldıklarında isimleşirler. Onun gibisi az bulunur. Bakın onun gibisi az bulunur. Orada bakın isim olmuş bu. Bu kadarı da fazla. Kadarı derken bakın burada da isim çekim ekini alarak bizim edatımız isimleşiyor. Peki Türkçe'de en çok kullanılan edatlar nelerdir? Bunlara bakalım. İle mesela. İzmir'i amcasıyla gezdi. Bakın amcası ile birlikte gezdi. Bakın bu ile aslında şu ile değil. Ahmet ile Mehmet sinemaya gitti. Bakın bu burada bağlaç olarak kullanılmış. İki sözcüğü birbirine bağlamış. Ahmet ile Mehmet. Ahmet ve Mehmet. Bu ile farklı, bu ile ise farklı arkadaşlar. Buradaki İzmir'i amcasıyla gezdi derken amcası ile birlikte İzmir'i amcası gezdi. Bak cümle değişiyor. İzmir'e arabayla gitti. Araba aracılığıyla gidiyor. Araç görevinde, birliktelik görevinde. İzmir'e mutlulukla giderim. Durumunu ifade ediyor. Nasıl giderim? Mutlu bir şekilde giderim. Bakın burada da durum anlamı katmış. Biraz önce söylemiştik. Ünlemimizi oraya koymuştuk. Evet, neydi arkadaşlar? İle sözcüğü cümlede edat ya da bağlaç olarak kullanılabilen bir sözcüktür. Bakın, bu yıl köye tren ile gideceğiz. Burada araç anlamında kullanılıyor. Bu yıl köye tren gideceğiz. Olmuyor. Peki hocam ben bunu nasıl ayırt ederim? Evladım, yerine V'yi koy. Oluyorsa bağlaç, olmuyorsa edat. Bu yıl köye trenle gideceğiz. Olmuyor bakın. Burada edat. İle'nin yerine V bağlacı anlam bakımından getirilemeyeceği için ile bu cümlede edattır. Parka arkadaşım ve kardeşim gidecek. Bakın yerine ne koydum? V koydum. V burada ne arkadaşlar? Bağlaç tabii ki de. İki sözcüğü. Birinci sözcüğüm burada. İkinci sözcüğüm burada. İki sözcüğü birbirine bağlamış arkadaşlar. Bakın en çok kullanılan edatlarımdan bir tanesi de için edatı. Utandığı için konuşmuyor. Niçin? Utandığı için. Sebep sonuç cümlelerinde ne vardı? The için, the için. Bakın burada kullanılmış işte. Neden anlamı katmış. Onun için çok emek harcadım. Onun uğruna. Arkadaşlar bizler edatların cümlelere kattığı anlamlara odaklanacağız. Bizim için bu önemli. Kitabı sana hediye etmek için aldım. Mak için, mek için. Bakın cümleye amaç anlamı katmış. Gibi edatımızı çok kullanıyoruz benzetme edatı olarak. İnci gibi dişlerle bize gülümsedi. Bakın dişlerini inciye benzetmiş. Fırtına çıkacak gibi. Fırtına çıkabilir. Değil mi?
Olasılık var, ihtimal var. Saat 5 gibi buluşuruz. 5 olduğunda, yani zaman anlamı katıyor bakımda. Sınıfa girdiği gibi camı açtı. Birden, aniden yapıyor elimi. Ben de senin gibi usluyum. Ne yapıyor? Onun ile kendisini karşılaştırıyor arkadaşlar. Bakın görey datımız var. Ona göre böylesi daha doğruymuş. Görecelik kişiden kişiye değişiyor. Değil mi? Özellikle diyebiliriz aslında biz buna. Yenisine göre eskisi daha güzeldi. Yenisi ile eskisini ne yapmış? Karşılaştırmış. Kadar edatımız var. Sevinç de Turing kadar başarılıdır. Bakın sevinç ile Turing ne yapmış? Karşılaştırmış. Ona karşılaştırma cümlesi de diyebiliriz. 20 kadar soruyu doğru işaretlemiş. 20'ye yakın değil mi miktarını ifade ediyor. İki arkadaş sabaha kadar bekledi. Burada da zamanı ifade etmiş. Arkadaşlar bitmiyor edatlarımız çok fazla. Bakalım üzere edatımız var. Paketleri almak üzere eve geldi. Almak amacıyla geldi. Amaç belirtmiş. Bu kalemi hemen geri vermek üzere alabilirsin. Kalemi geri verirsen sana veririm demek istiyor. Ne o zaman bu? Koşul yani şart. Den dolayı, çalışkanlığından dolayı ödüllendirildi. Çalışkan olduğu için ödüllendiriliyor. Bakın sebep. Akşama dek bekledim. Yine zaman anlamı katmış. Ne kadar çok zaman anlamı katan edatımız var bakın. Evet, gelelim en ünlü edatlarımızdan. Mumi, mumi edatımız. Yani soru edatımız. Sabah erken mi kalktın? Bakın soru soruyor. Ama şunu da bilmek lazım. Mumi, mumi. Her zaman cümleye soru anlamı katmıyor. Gece oldu mu kitap okurdu. Bakın gece olduğu zaman demek istiyor. Zaman anlamı katmış. Güzel mi güzel bir bahçeleri vardı. Bakın pekiştirmiş cümleyi. Anlamı kuvvetlendiriyor. Seni aramaz olur muyum hiç? Ararım demek istiyor aslında değil mi? Ne olumsuzluk katıyor. Yemeğe bu kadar tuz konur mu? Ya ne yapıyor şaşırıyor. Ya niye bu kadar çok tuz koyuyorsun demek istiyor aslında. Arkadaşlar edatlarla ilgili sorularımıza geçelim. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Cümlemize bakalım. Bu dizedeki numaralanmış kelimelerden hangisi edat görevini kullanmıştır? Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bakın çiçeğin anlamı var. Bahçenin anlamı var. Senin anlamı var. Yalnız. Bakın yalnız. Demin öğrenmiştik. Yalnız bakın burada edat görevinde kullanılmıştır. Bu cümlede kaç tane ilgeç kullanılmıştır? Yani edat kullanılmıştır. Bakalım arkadaşlar. Kitabın sayfaları bir ucundan tutulup hızla serbest bırakıldığında kitaptaki resimler hareket ediyormuş gibi görünür. Bakın burada gibi var arkadaşlar. Diğer kelimelerimizin tek başına bir anlamının olduğunu görüyoruz. Fakat buradaki gibi ifadesi edat olarak kullanılmış. Onun için cevap adı. Doğru sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde edat görevinde kullanılmıştır? Doğru söylediği için kimse kızmadı. Bakın nasıl söylediği doğru söyledi. Edat görevinde kullanılmış. Bu akşam doğru dürüst konuşamadık. Nasıl konuşamadık? Doğru dürüst konuşamadık. Edat görevinde. Eve doğru, e doğru var bakın. Edatlar ne yapıyordu? E-A ekleriyle de kullanılabiliyordu. E göre, e doğru değil mi? E kadar. Bu edat gibi arkadaşlar ama bekleyelim. Babam her zaman doğru insanlarla. Doğru. Nasıl insanlar? Doğru insanlar. Burada sıfat olmuş. Evet cevabımızı bulduk. Cevap C şık. Hangisine için edatı neden sonuç anlamı katmamıştır? Bakın neden sonuç anlamı. Neden sonuç cümleleri nelerdi arkadaşlar? Gerçekleşen bir eylemin sebebi veriliyor. İngilizce öğrenmek için Amerika'ya gitti. Öğrenmek amacıyla gitti. Bu amaç sonuç. Yorulduğu için dinleniyor. Dinlenmesinin sebebi ne? Yorulması. Evet buraya neden sonuç anlamı katılmış. Neden? Ehliyetini aldığı için bakın neden sonuç. Türkiye'yi çok sevdiği için buraya yerleşti. Sevdiği için. Bakın bu da neden sonuç. Bana ne diyordu? Neden sonuç anlamı katmamıştır? Evet cevap Adana. Çünkü Adana
amaç sonuç anlamı katmış arkadaşlar. Altıncı sorumuz, bu cümlede geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde ekleşmiş bir edat kullanılmıştır? Onu ilk kez eski evimizde görmüştüm. Ev, bakın burada bir şey yok. D bulunma hani ki. Dedem, burada bir ek yok. Yani M eki var, İ'lik eki, benim dedem. Burada edat yok. Biz edat arıyoruz. Heyecan ile. Bakın burada ile var. Evet, buldum. Bu daktiloyu, I, bakın belirtme hareketi var. O zaman cevap heyecanla oluyor arkadaşlar. Yedinci sorumuz, numaralanmış kelimelerden hangisi ilgeç görevindedir? Yani hangisi edat görevindedir? Bir tek kökü kalmış koca ağacın toprakta. Bir tek kökü kalmış koca ağacın toprakta. Kökün anlamı var. Ağaç, evet. Toprak, evet. Bir, sadece anlamında. Bakın bir tek. Sadece tek kökü kalmış koca ağacın toprakta. Sadece anlamında kullanıldığında bir sözcüğümüz edat görevinde kullanılıyordu. Cevap sana. Gibi edatı hangi cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Bakalım. Sabah 8 gibi burada olmalısın. Yani zaman anlamı, değil mi? Kavun bal gibi tatlıydı. Bala benzetiyor bakın. Benzetme anlamı. Badem gibi gözleri vardı. Benzetme anlamı. Meydan mahşer yeri gibi karanlıktı. Benzetiyor bakın. Meydanı mahşer yerine benzetiyor. Evet, Bursa gider, Ceyhan gider, Denizli gider. Cevap Adana. 9. Hangisinde edat yoktur? Bu elbiselik kumaşı sizin için aldım. Bakın burada için var. Bilgiler. Kardeşim Utku ve arkadaşı eve doğru gidiyordu. E doğru var bakın burada. Evet. Akşama kadar ders çalıştı, biraz da kitap okudu. E kadar var bakın burada. 3'te gider. Öyle yorgundu ki koltuğa oturur oturmaz uyuyakaldı. Bakın burada ki var ama ki bir edat değildir. Bir bağlaçtır. Cevap Denizler'dir. Kadar edatı hangisinde cümleye farklı bir anlam katmıştır? Sabaha kadar hayal kurmuş. Yani zaman anlamı katıyor. Düğüne 300 kadar misafir katıldı. 300 civarında anlamında. Maçta 2000 kadar seyirci vardı. 2000 kadar. Yani burada da yine bir miktar anlamı katmış civarında. Sınava 20 kadar öğrenci katılmadı. Yine burada bir miktar ifade etmiş arkadaşlar. Bursa'da, Ceyhan'da ve Denizli'de miktar ifade ediyor. Ama Adana'da zaman anlamı ifade etmiş. Cevap Adana. Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi edattır? Derse geç kaldığı için öğretmenimiz sıra arkadaşım İlayra'yı tatlı bir dille uyardı. Ders anlamı var, öğretmen anlamı var, dil anlamı var. İçinin tek başına bir anlamı yok. Değil mi? Kaldığı için, bakın bununla beraber kullanıldığından dolayı buraya sebep anlamı katmış. Bir sebep sonuç cümlesi oluşturmuş. Cevap Bursa arkadaşlar. Hangisinde yalnız sözcüğü diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? Hadi bakalım. Beni bu şehirde yalnız sen anladın. Sadece sen anladın. Komşumuz Ahmet Bey yalnız bir adamdır. Tek başına yaşayan bir adamdır. Altlarını çizelim. O şehire yalnız otobüsle gidebiliriz. Sadece otobüsle gidebiliriz. Bakın Adana ile Ceyhan aynı. Yalnız 2 dakikayla otobüsü kaçırdık. Sadece 2 dakikayla otobüsü kaçırdık. Denizli'de gider. Cevap Bursa arkadaşlar. Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Kıtlıktan çıkmış insanlar gibi yemek yediler. Bakın kıtlıktan çıkmış insanlara ne yapmış? Evet, cevabı duyar gibiyim. Evet arkadaşlar, cevap benzerlik. Hangisinde için ilgeci? İlgeç neydi? Edat. Neden sonuç ilgisi kurmuştur? İyi not alabilmek için çalışıyor. Bakın amaç sonuç var burada. Vaktinde varabilmek için koşuyordu. Amaç sonuç var. İyileşmek için ilaçlarını düzenli kullanıyordu. Amaç sonuç var. Soğukta kaldığı için hastalandı.
Bakın, hastalanmasının sebebi soğukta kalması. Arkadaşlar, mak için, mek için amaç sonuç bildirir. Dı için, di için, dığından, diğinden sebep sonuç bildirir. Bunları bu şekilde de yapabiliriz. Peki. 15. sorumuz ve son sorumuz, numaralanmış cümlelerin hangisinde edat yoktur? Senin gibi olabilmek için çok uğraştı. Senin gibi, evet gibi var. Adana gider. Bankaya gidip havale yaptı. Bankaya gidip havale yaptı. Sanki bir şey yok gibi arkadaşlar. Devam edelim. Bana göre bu işin sonu kötü bitecek. Bana göre diyor, bakın e göre. Evet. Dayımlar Adana'ya uçakla gittiler. Dayımlar Adana'ya uçakla gittiler. Bakın sanki yok gibi görünüyor ama bakın burada size gülümsüyor. Uçak ile, ile var bakın burada. Uçak aracılığıyla gittiler diyor. Evet, bir de var, üç de var, dört de var ama iki de yok arkadaşlar. Onun için cevabımız Bursa oluyor. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle edatlar konusuna değindik ve edatlarla ilgili bolca soru çözdük. Umarım bu video sizler için çok faydalı olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.